Hatay Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olacaksın. Hatay Cumhuriyeti'nin... Sen... Ciddiysin. Ciddiyiz. Geceden beri bekliyoruz komutanım. Ya başka bir yerden aldılarsa mazotu? O zaman biz de şansımıza küseriz olsun. Bir araç geliyor komutanım. Hayırdır beyler? Yakıt alacağız. Yolda mı kaldınız, ormanı mı yakacaksınız? Şaka şaka. Gelen giden yok ya, sıkılıyoruz işte burada. Ruhsatı alayım. Ruhsat yok yanımızda. Ha, bak öyle olmuyor. Ruhsatsız benzin veremiyoruz, yasak. Bize mazot lazım. Desene ya onu baştan. Mazotsa sorun yok. Benzin tutuşuyor ya, sorun oluyor. Kaç para? Doldur aldığı kadar. Bunlar onlar. Sen sorma bunu. 39'daki oylamada Cevranlar'da hayır oyu kullanmamış mıydı? Evet. Ama o zaman Hatay bir cumhuriyetti. Oylamada mecliste yapılmıştı. Ya şimdi de bir meclis kurulursa? Ya bu sefer bağımsızlık için oylama yapılırsa? İyi de Hatay Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası şu an. Yani ölürlerdi, buna izin vermezler. Ne güzel işte. Zamanında Türkiye kendi istediğiyle katılmış bir cumhuriyet. Şimdi bağımsızlığını istiyor. Türkiye buna karşı çıkıyor, hatta zor kullanıyor. Olan bize olacak yani. Burası Orta Doğu Ziya Cevren. Kansız gün mü geçiyor? Sen sonucunu hayal et. Dünyada Türkiye karşı bir kamuoyu oluşacak. Bu Birleşmiş Milletler müdahale edecek. Öyle ya da böyle Hatay Türkiye'den kopacak. Ve sen bu genç cumhuriyetin devlet başkanı olacaksın. Peki bunun karşılığında siz ne alacaksınız? Devletinizin toprakları üzerinden Akdeniz'de çıkış izni. Sayın Devlet Başkanım. Hayırdır Ziya Cevren? Cizmelerini girletmeye kıyamazdın sen. Ne işin var daha başında? Misafirimi gezdiriyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Yalnız dikkat edin. Ziya size tarihi kalıntıları hediyelik eşya diye satmaz. Merak etmeyin. İlk önce ben karşı çıkarım buna. Jennifer Hanım arkeolog. Buraya devletin izniyle kazı yapmaya geldi. Öyle mi? Güzel Türkçesine bakılırsa hayatı boyunca bu göreve hazırlanmış. Ya ben 3 sene İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalıştım. 4 sene de öğretim görevlisiydim. O vakit biliyorsunuzdur. Biz Türkler topraklarımıza çok düşkünüzdür Jennifer Hanım. Üstündekine de altındakine de. Eğer bizim için bu emanetlerimize göz kulak olursanız çok seviniriz. Siz hiç merak etmeyin. Ben gözüm gibi bakacağımdan emin olabilirsiniz. Haydi oğlum. Gel. Kim bu? Melik Nizamoğlu. Senin Akdeniz'e çıkışındaki en büyük engel.